Merhabalar. Bugün gündemimizde, Türkiye'de gündeme gelen daha doğrusu yeni bir ekolojik kırımı, bir doğa katliamını konuşacağız. Kaz Dağları'nı konuşacağız. Uzun süredir Türkiye bunu konuşuyor. Biz de şimdi bölgeden Troya Çevre Derneği'nin avukatı Furkan Oğuz'la bu konuyu konuşacağız. Furkan Bey hoş geldiniz. Furkan Bey beni duyabiliyor Sesinizi musunuz? alamadım. Ha, şu an duyuyorum. Tamam. Tamam, Merhabalar. harika. Şimdi önce olayın tarihsel arka planıyla başlayalım isterseniz. Hangi yıldan bu yana hangi izinler verildi? Bugünkü aşamaya nasıl geldik? Onu bir özetler misiniz lütfen Furkan Bey? Evet, tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Çanakkale'de vermiş olduğumuz ekoloji ve hukuk mücadelesi 2001 yıllarından itibaren devam etmekte. Çan Termik Santrali ile başlamış bir mücadeledir. O zamandan bu zamana kadar toplamda yaklaşık 70'e yakın dava açtık ve bu davaların 50 tanesi, 50 civarı olan sayı verebilirim. 2014-2018 yıllarına ait. Termik santral ve vahşi madencilik karşıtı bir mücadele bu. Bu bağlamda bugünlerde yaşadığımız kiraz ve altın madeni de 2009'lara, 2012'lere, daha önceki ruhsatta ise 2001'lere dayanıyor. İlk set raporunu 2012 yılında alıyor kiraz ve altın madeni ve set iptal davası açılıyor. Ardından 2013 yılında kapasite artırımı ve zenginleştirme set raporu alıyor. 29 hektardan 670 hektar sanırım. Tam rakamlar aklımda değil ama ciddi bir büyüme gerçekleşiyor. Ona da aynı şekilde çet iptal davası açılıyor. Reddediliyor yani mahkeme tarafından. Hukuk süresi açısından şu anda Çanakkale Belediyesi'nin açmış olduğu gayri safi karıştırdım. GSM ruhsatı. Diğer gayri safiye karıştırdık. Onun iptal davası mevcut. Evet. O canlı bir dava olarak şu an devam etmekte. Peki şimdi daha önce Çanakkale'de ölümlerin de gündeme geldiği Çan ilçesindeki olaylar vardı. Onunla ilgili açıklamalarınız vardı. Hastalıkların arttığı vesaire. Evet. Bu bugün karşılaştığımız sorun nelere yol açıyor, nelere yol açacak? Bunu bir anlatabilir misiniz lütfen bize? Nelere yol açacak? Birincisi ağaç kesimlerinden bahsedelim. Dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan bir doğal tahribat oluşuyor şu anda. 195 bin ağaç kesildiği TEMA tarafından bildirildi. Doğan Aytolunay hocamız, orman mühendisi, profesör doktor Doğan Aytolunay hocamız 198 bin dedi. Bakanlık 13 bin ağaç kesildi diyor. ÇED raporunda ise 45 bin ağaç kesileceği söyleniyor. 13 ve 45 bin ile 195 bin, 198 bine orantılarsak ne yazık ki acı bir tablo karşımızda. Daha tam istenen, kesilmek istenen ağaç sayısına ulaşılmadığını gösteriyor. Tabii bu ağaçlar kesilecek. Kesme niyetinde şirket. Ağaçlar kesildikten sonra alanı gördünüz zaten. Drone ile çekildi, fotoğraflarla çekildi. Ardından işletme aşamasından önce tabii ki dağlar tamamen yerle bir edilecek. Tonlarca toprak, ağır metal içerikli toprak havaya karışacak, suya karışacak. Ve bu adeta düz hale getirilen dağlar bitirilip düz hale getirilen bölgelerde de su varlıklarına zararları olacak. Bu su varlıkları Çanakkale'nin içme kullanma ve sulama amaçlı olarak yapılan Atiksel Barajı'nı da birebir etkileyecek. Ardından siyanür kullanılacak ayrıştırmak için. Yani aşama aşama sağlık ve doğa tahribatı oluşacak aslında. Ve bu ne yazık ki Çanakkale'deki tek proje değil. Evet. Şu an birçok maden projesi işletmeye
Geçen bir de Şahinli projesi var. Şu an ona odaklanamadık. Önümüzdeki günlerde ona da odaklanacağız. Lapsek Şahinli bölgesinde bir altın madeni projesi işletmeye başlamış durumda. Onun dışında da birçok gerek arama olsun, gerek ruhsat olsun. Halen o aşamalarda olanlar var. Dava süreçleri devam eden var. Çanakkale için karış karış maden ve termik santral cehennemi diyebiliyoruz ne yazık ki. Evet, bu Kaz Dağları ile ilgili yapılan anlaşmayı biliyor musunuz? Anlaşmanın ayrıntıları, süresi, koşulları vesaire, bu bilgilere ulaştınız mı acaba? Şirket CEO'su 15 yıllık bir süreçten bahsetmişti. Tabii bunlar aşama aşama olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Alamos Gold'un internetten projelerine bakabilirsiniz. Meksika'da, Kanada'da, Türkiye'de ve Amerika'da projeleri var. Türkiye'deki 3 tane projesi, başka projesi yok. 3 tane projesi Çanakkale'den. Bir tanesi Kirazlı, diğeri Ağıdağ, Kirazlı'ya hemen komşudur. Bir diğeri de Çamyurt. Onlara da aslında başlamaları an meselesi. Anladım, peki. Biz devam ediyorsunuz, buyurun. Evet. Rica ederim. Hukuki ve somut adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda 2 Ağustos'ta geçtiğimiz hafta bir suç duyurusunda bulunduk. Fazladan kesilen ağaçlara yönelik. Bu katliamın, fazladan kesilen ağaçların katliamın sorumlusu olarak ilgili bakanlık yetkilileri, maden şirketi yetkilileri hakkında bir suç duyurusuydu. Ardından yine biz Türkiye Baroları ekoloji avukatları olarak aslında bu çalışmaları yürütüyoruz diğer arkadaşlarımızla. Ne demiştim en son, unuttum. Şunu soracağım bir de, demin bahsettiniz, daha doğrusu siz hukuki şeyinden de bahsettiğiniz için, bir avukatsınız da aynı zamanda bu çevre direniş hareketinde. Bununla ilgili, yani doğayı savunmayla ilgili yasalar, anayasal düzlemde ne tür yardım aldığınız, dayanak yaptığınız gerekçeler var? Evet, bizim gerekçelerimiz anayasa madde 56 ve aslında çevre ceza hukuku açısından bakarsak da Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesinde de çevre hukuku atıf var. Az önce unuttuğum kısmı tamamlayayım. Lütfen. 20 Ağustos için bir çağrı yapıyoruz. Bugün çağrı oluşacak, çağrı metni oluşacak. Bu çağrıda ikinci bir suç duyurusu bulunacağız. Yine ekoloji avukatlarının arkadaşımız Cömert'in tespit ettiği bir nokta vardı. ÇED iptal davasında bilirkişilerden birinin imzası sahte. Bunu da milletvekilimiz Muharrem Erkek açıklamıştı. Bir bağlantı sorunu yaşıyoruz herhalde. Umarım kısa süre içinde bunu giderebiliriz. 20 Ağustos'la ilgili bir çağrı yapıldığından bahsetti Troya Çevre Derneği Avukatı Furkan Oğuz. Onun dışında yer tarihini yanlış hatırlamıyorsam 18 Ağustos'ta Fazıl Say'ın da konser vereceği bir sanatsal direniş hareketi diyelim. Yine Kaz Dağları ile ilgili ve bölgeye akın akın insanlar gidiyor. Çok yoğun bir direniş var. Eğer bağlantıyı biz tekrar kurabilirsek o konuları da konuşacağız. Gerek yasal, gerek insanların, kitlelerin direnişi anlamında hangi aşamadayız, nerelere ulaşabiliriz? Ama şu ortada, Türkiye'de pek çok benzeri var aslında. Bu doğa katliamının, işte havaalanları yapılması, köprü yapılması, Hasankeyf vesaire pek çok şeyi var. Ama bu önemli bir aşama, Kaz Dağları ile ilgili, daha önceden de geçmişi de olan bir şey, az önce Furkan Bey de bahsetmişti. Bundan sonra nereye kadar uzanacak bu girişimler ve nasıl durdurulabilir? Durdurulma şansı nedir? Bu direniş sonuç verecek mi? Onları ele alacağız. Bu arada bugünkü bir haberi de ben eklemek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptığı haberi ulaştı ve bölgeye gitmesinin söz konusu oldu. Tabii bu enteresan. Gerçi bu haberi verirken ilgili kaynaklar doğa katliamıyla ilgili haber ve yorumların abartmalı olduğu, dezenformasyon olduğu türünden bir takım yorumlarla birlikte verdiler ama sonuç olarak Erdoğan'ın Kaz Dağları'na gitme niyetini ortaya koymaları enteresandı. Çünkü her şey tıkır tıkır yürüyorsa o zaman böyle devletin en üst düzeyinden bir müdahale herhalde gündeme gelmezdi. Müdahale gündeme geliyorsa acaba bir takım geri adımlar ya da bazı düzenlemeler söz konusu olabilir mi? En azından bu soru akla geliyor. Umarız bu direniş bu anlamda olumlu sonuçlar verebilir. Bağlantıyı kurabiliyor muyuz arkadaşlar? Henüz yok galiba. Bağlantıyı eğer devam ettirebilirsek konuşacağımız birkaç gündem maddesini de bilmiyorum. Furkan Bey aynı zamanda bizi izleme, bağlanma değil ama izleme şansına şu anda sahip mi? Daha önce de defalarca açıklamaları oldu. 2018'de termik santraller ve altın madenleri projelerine karşı açıklamaları oldu ve bu mücadele sürüyor şu an gördüğüm kadarıyla. Bağlantımız hazır. Sesim size ulaşıyor mu Furkan Bey? Evet geliyor. Harika, tamam. Tamamdır. Küçük bir problemimiz oldu. Kaldığımız yerden devam ederken evet, konunun hukuksal boyutuna değinmiştik. Bir de evet, öbür tarafa bakalım. ÇED raporundan bahsettiniz. Çevre etki değerlendirme. Bu rapor ne diyor? Bu rapora evet, uyuluyor mu? Bu konuda da bilgi verir misiniz lütfen bize Furkan Bey? Evet, 20 Ağustos tamamlayayım önce. 20 Ağustos kesilmeden evet, tekrar. 20 Ağustos için iki suç duyurusu bahsetmiştim. Bir de az önce gene en başta bahsettiğim Çanakkale Belediyesi'nin açmış olduğu ruhsat iptal davasına müdahil olmaya ilişkin çağrıda bulunuyoruz. 20 Ağustos'ta saat 2'de Çanakkale Adliyesi'nde diyoruz. ÇED raporuna gelelim. Evet. Şimdi bizim açtığımız davalarda çok önemli bir cümle var her zaman kullandığımız. Telafisi imkansız zararlar. Bu zararlar oluştuğunda ne yazık ki geriye dönüş olmuyor. Ağaçlardan bahsedersek, ağaç kesimleri, habitatın yok olması, tabii orman dediğimiz şey sadece ağaçlardan oluşmayıp tüm canlılarıyla, yer altı ve yer üstünde yaşayan tüm canlılarıyla bir habitat anlamına geliyor. ÇED raporlarında şöyle bir şey der. Ağaçlar kesilecek, ya hemen yenisi dikilecek, şu an hemen yenisi dikilecek deniyor. Hemen niye yenisi diksinler zaten? Tüm proje tamamlandıktan sonra bölgeye yeniden fidanlar dikileceği söyleniyor. Şimdi az önce bahsettiğim konu. Tonlarca toprağı yeryüzüne çıkarıyorsunuz ve bu toprağın içinde ağır metaller var. Ağır metallerden biri elbette altın, gümüş, tabii bu çok çok azı. Bir tonda 0.72 gram sanırım söyleniyor. Diğer ağır metaller var. Bu ağır metallerin üzerine mi, bu ağır metal toprakların üzerine mi ağaçları dikeceksiniz? Bir şekilde yetişir, problem değil. Ama tüm habitata, tüm insan varlığına verilecek sağlık anlamındaki zararı aklınıza getirebiliyoruz böyle bir durum olunca. Ağaçlar konusundan böyle. ÇED raporu dedik. Fazla ağaç kesilmesi şu an gündemde. Bunun yanı sıra ÇED ruhsat sınırlarının dışına çıkıldığını tespit ettik. Yani sınırlar dışında da ağaç kesim yapıldı. Onun dışında eylem esnasında görmüşsünüzdür. Eylem yürüyüşü yapılan yol bu maden için açıldı. Ve bu da ÇED raporu dışında aslında. Yani eylem için yürünen yol vardı ya, kapılar açıldı, oradan girildi. Bu madenin rahatça çalışılması için. Ama ÇED raporunda yer alması gerekirken ne yazık ki yer almadı. Başka bir zarar aklıma gelen, tonlarca bu
yer altından çıkarılacak tonlarca toprak, tonlarca hafriyat demek. Ve net sayı şu an aklımda değil ama ciddi anlamda sayılar var. Kamyon çalışması demek, bu da insan sağlığı ve gene sadece maden alanı değil, o topraklar nereye götürülecekse yol boyunca canlıların bütün sağlığına kötü bir şekilde etki edeceğini biliyoruz. Evet, bir de aynı zamanda tabii şunu sadece ekleyeyim. Çanakkale'de pek çok sorun gündeme geldi. Daha önce de siz vurguladınız, başka yerlerde ölümler, yaralanmalar ve insan hayatı kalitesi bozuluyor ve yaşam kısalıyor. Hükümetin veya iktidarın çevre politikasıyla bunun nasıl örtüştüğünü düşünüyorsunuz? Yani doğaya bakılınca ağaçlar, hayvanlar vesaire, bitkiler bunlar değil de para mı görülüyor? Çünkü bu konu sadece Kaz Dağları'na yönelik bir şeyle sınırlı kalmıyor. Sadece Çanakkale'ye sınırlı kalmıyor. İşte havaalanları, Hasankeyfler, Cerattepe, Kuzey Ormanları vesaire. Bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz çevre politikasının iktidarın? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu coğrafyada hepimiz hep beraber yaşıyoruz. Farklı siyasi düşüncelere, farklı dinlere, farklı diğer düşüncelere ait insanlar olarak. Ve doğaya verilen zararın etkileri bu farklılıkları gözetmiyor. Bu farklılıklardan hepimiz eşit ölçüde zarar görüyoruz. Havaalanı konusuna değindiniz. Yıllar önce söylendi bu aşamaların gerçekleşeceği. Kuş göç yolları üzerinde olduğu, yapılan yerin yanlış olduğu defalarca söylendi. Daha kuş göçü zamanı Eylül-Ekim gelmeden kazalar oluşmaya başladı. Daha kötüsü olması olası. Onun dışında sadece elbette kazaları değil, Türkiye'nin ne yazık ki dört bir yanında bu talanlar var. Cerattepe'den, Karadeniz'deki ESLER'den, Salda'dan, Adana'daki termik santrallerden, Ergene'den. Dolayısıyla yol üzerinde herhangi bir yerden bir yere giderken zaten bunlarla karşılaşıyorsunuz. İki hafta önce Salda Gölü'ne gitmiştim. İlk defa gittim. Elbette bir doğa cenneti, çok güzel. Ama etrafında zaten yapılaşmalar olduğunu gördüm normal projeden önce. Ve girilen bölgeye çok yakın yerde bir otopark yapılmış. Ayakla dahi basılmaması gereken bir bölgeye biz otopark yapıyoruz. İnsanlar oraya %95'i giysileriyle giriyor. Bikini ya da mayo ile giren dahi yok. Bir de bunun üzerine şu an imara açıyoruz. Yani Türkiye'de doğal güzellik bıraktık mı bilmiyorum. Aynı şunu da ekleyeyim. O bölgede birçok taş ocağıyla karşılaştım. Salda, Sparta bölgesi. Yani doğamıza, yaşadığımız alanlara, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Dediğim gibi bunun dili, dini, ırkı ya da siyaset, devlet de buna sahip çıkmalı. Bugün El Salvador'da madenler yasaklanıyor. Veya bir de şu açıdan söyleyeyim. Peki yer altındaki zenginliğimiz kalsın mı deniyor bazı çevreler tarafından. Altın madeninde, bu maden işlerinde şirket şöyle bir şey yapıyor. Hani Türkiye'ye ne kadar kalıyor? Biz zengin olacağız konusu. Belirtmiş olduğu, çıkarmış, şöyle söyleyeyim. Beyan ettiği, çıkardığı altının %4'ünü Türkiye'ye bırakıyor. Yani atıyorum 100 ton çıkardım diyorsa, ben diyorum 50 ton çıkardım. Onun %4'ünü hesaplıyoruz. Şimdi zenginlikten bahsediyor. Yeraltı kaynaklardan bahsediliyor. Zengin olsa Afrika olurdu diyorum ben de. Afrika şu an açlıktan kan alıyor. Dolayısıyla bizim zenginliğimiz kendi coğrafyamız, tarihimiz, kültürümüz, doğamız. Bunu yok etmemeliyiz ve hep beraber sahip çıkmalıyız. Çok doğru şeyler söylüyorsunuz Furkan Bey. Peki bütün bu olan bitene karşı tepkileri hem Türkiye çapında hem de isterseniz Kaz Dağları'na odaklanalım. Yeterli görüyor musunuz? Direnişte bir parça gecikme olduğu fikrine katılıyor musunuz? Şu an ne aşamada doğa için direniş? Direniş şöyle, ekoloji mücadelesi sürdürülebilir. Yani sürekliliği olması gereken bir mücadeledir zaten.
Genelde düşünüyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 20 yıldır bu mücadele çevre özelinde devam ediyor. Özelinde ekoloji ve hukuk mücadelesi de Belgrad'la birlikte devam ediyor. Elbette bu bir yükselme gösterdi Kazalık'ta ve söyleyeyim adeta geçen saniye içerisinde yeni bir gelişme oluyor. Yeni bir yine bağlantıyla ilgili bir sorunumuz galiba. Umarım iyileşme sağlarız. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor. Devam edin lütfen. Geliyor. Tamam. Her geçen adeta her geçen saniye bir gelişmeyle karşı karşıya geliyoruz. Mesela şunu söyleyeyim. Hafta sonu Yeşil Kamp'taydık. Yeşil Düşünce Derneği'nin kampındaydık. Diğer meslektaş avukat arkadaşlarla Kanada'ya nasıl ulaşırız, Kanada'daki avukat arkadaşlara, sivil toplum örgütlerine nasıl ulaşırız derken bir iki saat içerisinde bir WhatsApp grubu kuruldu, dahil oldum ve insanlar Kanada'ya mail atmaya başladılar. Yani biz düşünürken anında bir takım şeyler olmaya başlıyor. Ve her geçen gün dediğim gibi yeni bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. Kanada Başbakanı'nın geçtiğimiz günlerde kendisine atılan maile cevap verdiğini gördük. İlgili evet. Birime tepkilerin iletildiğini gördük. Onun dışında Türk Tabipleri Birliği, Kanada Tabipleri Birliği'ne bugün yarın bir yazı yazacak. Dolayısıyla iklim krizi üzerinden gidersek aslında tüm dünya şu anda doğanın katledilmesine sahip çıkıyor. Yalnızca Kaz Dağları'nda değil, tüm dünyada. Duyarsız kalmıyor. Evet. Şu anda Furkan Bey, oraya giden insanlar, ne kadar insan gitti, ne tür bir direniş hareketi var orada, kaç kişi ve yöre halkından gidenler epeyce var mı, başka yerlerden giden? Bir de onu anlatır mısınız lütfen bize? Eylem aşamasında on binlerce kişi gitti tabii ki. Nöbette kalma açısından da yüzlerce çadır olduğu söyleniyor. Bu değişkenlik gösteriyor tabii. Her zaman kalan arkadaşlarımız da var. Ziyaret edenler de var. Dolayısıyla o bölge terk edilmiyor. Peki, biz de bu mücadeleyi somut adımlar atarak sıcak tutmaya çalışacağız. Peki oraya gidenlerle ilgili herhangi bir devletin aldığı, devlet güvenlik güçlerinin aldığı önlem ya da buna benzer bir beklenti var mı? Oraya gidişin yasal, yasa dışı vesaire olması konusu, böyle bir hareketlilik var mı? Herkes şu anda zaten orada nöbet alanında bulunurken hukuk çerçevesi içinde bu mücadeleyi gerçekleştiriyor. Şu an bir sıkıntı yok. Peki son olarak isterseniz şununla bitirelim. Bir Fazıl Say konseri duyduk. Nedir, ne zaman olacak, ne evet. Tür bir davet var? Onunla isterseniz söyleşimizi noktalayalım. Evet, Fazıl Say 18 Ağustos sabahı, pazar sabahı saat 11'de konser verecek. Bu da çok güzel bir kat olacak aslında mücadele adına. Ben başka müzisyenlerin de önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum ve elbette orman bize ait bir habitat değil. Şirket her ne kadar bize ait dese de hiç kimseye ait değil. Dolayısıyla akustik anlamda konserlerin verilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Ona inerse şunu da ekleyeyim. Chat raporları elbette daha önce de değindiğimiz gibi taahhütlerden oluşuyor. Ve aşama aşama proje gerçekleştiriliyor. Biz bu projenin her aşamasında takipçisi olacağız. Asıl takipçisi ne yazık ki Çevre Şehircilik Bakanlığı olmasına rağmen takip etmediğini ağaç kesimleriyle görmüş olduk. Dolayısıyla biz tüm süreci takip edeceğiz ve görmüş olduğumuz chat raporuna aykırı durumlar olduğu takdirde yine suç duyurusunda bulunacağız. Yasal yollarımızı, yasal haklarımızı kullanacağız.
Evet ve doğa için mücadele devam edecek. Furkan Bey çok teşekkürler katıldığınız için, açıklamalarınız ben için. Ben ediyorum davetiniz için. Kaz Dağları'nı bugün gündeme aldık. Troya Çevre Derneği'nden Avukat Furkan Oğuz anlattı. Hem sorunu hem de buna karşı yapılan demokratik mücadeleyi, çevre mücadelesini ve bunun hukuki dayanaklarını, bundan sonra gideceği yolu bize ayrıntılarıyla anlattı. Yeni programlarda yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.